Herkese selam. Yine bir süredir video atamıyordum. Fakat yoğunluğumdan dolayı video çekebilecek, video kurgulayabilecek bir vakit bulamadım. Bu yüzden kusura bakmayın ama yine geri dönüyorum ve düzenli bir şekilde video atmaya çalışacağım elimden geldiğince. Öncelikle bu hafta dijital pazarlama dersleri diye başlıkta gördüğünüz gibi bir seri başlatma kararı aldım. Bunu da dijital pazarlama oynatma listesi oluşturarak sizlerle paylaşacağım. Çok güzel bir haberim var. Ben bu seriyi Udemy'de eğitim seti olarak da hazırlamaya başladım ve bu eğitim setini YouTube abonelerime özel bir süreliğine ücretsiz bir kupon koduyla sizlere vereceğim. Ee, YouTube abonesi olmayanlar Udemy'den cüzi bir miktarla eğitim setini satın alabilecekler. Bu süreyi de ben sizlere yakında detaylı bir şekilde açıklayacağım. Udemy'de videoları yüklediğim zaman, videoyu seri şeklinde oluşturmaya başladığım zaman sizleri de YouTube kanalından bilgilendirmiş olacağım. Ama bir süre zaten YouTube'da dijital pazarlama derslerinin giriş videolarını e, olabildiğince temelini sizlere anlatmış olacağım. Yani birçok şeyi bu videolarla öğrenmiş olacaksınız. Zaten dijital pazarlama ile alakalı bir video çekmiştim. Onun üzerine bu video gelişti. Çünkü e, dijital pazarlama uzmanı nasıl olunur, dijital pazarlama nedir, ne değildir gibi bir video çekmiştim. O videonun altına birçok yorum geldi. Hani bunun devamı olsun, devamını anlatın, işte eğitim serisi şeklinde olsun vesaire gibi. Instagram'dan da mesaj aldım. Ben de dedim ki böyle bir şeye girişelim. Tamam, güzel olur. Hepimiz için faydalı olur. Bu şekilde devam edeceğiz. Kanalımda da bir yandan girişimcilik etkinliklerini vloglamaya devam edeceğim. Bu girişimcilik etkinliklerini henüz bir vlog şeklinde tasarlayamamıştım ama çok güzel planlarım var bu konuda. Bununla birlikte kişisel gelişim, kariyer, dijital pazarlama, yazılım alanında farklı tarzda videolar gelecek. Bazen fotoğrafçılıkla alakalı da videolar gelebilir. Biliyorsunuz fotoğraf Instagram'dan takip edenler e, görecektir. Benim fotoğrafla da, mobil fotoğrafçılıkla da ilgim çok fazla. E, ondan dolayı böyle de videolar gelebilir. Kanalımı da yakından takip etmeyi unutmayın. Bu süreçte laf uzatmadan ilk dijital pazarlama dersimize geçiş yapalım. Dijital pazarlama uzmanı nasıl olunur? Videomda dijital pazarlama nedir, ne değildir? Dijital pazarlama e, uzmanı olmak için neler gereklidir gibi şeyleri zaten sizlerle paylaşmıştım. Bu sunumda yine dijital pazarlama nedir, ne değildir bir başlayalım. Sonra dijital pazarlama kanalları nelerdir? Bunlara bir bakalım istiyorum. Öncelikle dijital pazarlama nedir? Dijital pazarlama bir ürünün veya hizmetin tüm dijital ortamlardaki pazarlama süreçlerine verilen genel isimdir. Yani bizim bir ürünümüz var veya hizmetimiz var. Biz bu hizmeti ...birilerine duyurmak istiyoruz, bir şekilde pazarlama yapmak istiyoruz fakat bu pazarlamayı normal sokakta yaptığımız pazarlama dışında yani geleneksel pazarlama dışında farklı tekniklerle yapmak istiyoruz. İnternet üzerinden yapmak istiyoruz veya herhangi bir mobil platformu kullanmak istiyoruz, buna dijital pazarlama süreci deniyor. Pazarlama tekniği olarak da adlandırabiliriz, aslında geleneksel pazarlamanın altında olduğunu varsayanlar da var. ...pazarlama kavramının altında bir kategori olduğunu varsayanlar da var. Fakat dijital pazarlamanın tek başına başlıca bir alan olduğunu varsayanlar da var. Bu yüzden burada bir kavram karmaşası oluşabilir. Ama zaten hepimizin bildiği gibi dijital pazarlama artık günümüzde yerleşmiş bir kategori... ...bir pazarlama tekniği, bir pazarlama alanı haline geldi. Önemli bir pazarlama alanı haline geldi. Dijital pazarlama kanalları. Dijital pazarlama kanallarında bizim... Ee, ...en önemli dijital pazarlama temelinde bunları bilmemiz gereken kavramlardan bazıları var. Dijital pazarlama kanalları dediğimizde aklımıza gelen dijital pazarlamayı yapmak istediğimiz... ...bir dijital pazarlama planı oluştururken neleri yapabiliriz, ne, nelerden yardım alabiliriz... ...ya da dijital pazarlamanın içerisinde alt dallarında neler var bunlara bakmamız gerekiyor. Ee, öncelikle e-mail marketing herkesin bildiği gibi e-mail marketingi zaten çok fazla duyduk. Pay-per-click advertising, search engine optimization, display advertising... Social Media Marketing, Content Marketing, Affiliate Marketing. Bunların hepsini Türkçesi ile ile açıklayacağım. İngilizcesiyle ile açıklama sebebimde bu kavramlar genellikle İngilizceden geçtiği için biraz daha İngilizce kelimelere hakim olun istiyorum. İngilizce kelimeleri bilin istiyorum çünkü ileride uluslararası bir alanda çalışmak istediğinizde karşınıza bu kelimelerin hepsi İngilizce olarak karşınıza çıkacak. Türkiye'de çalışırsınız belki ihtiyacınız olmaz ama yine de bu kelimelerin İngilizcesini bilmenizde fayda var. E-mail marketing. E-mail marketing belirli bir kitleye ulaşmak için markaların hedefli gönderim yaptığı, hedefli olması önemli. Hedefli bir şekilde gönderim yaptığı, ürün tanıtımı, bilgilendirme ve kutlama mesajlarında elektronik posta yöntemini tercih etmesine e-mail marketing denir. Sizin e belli bir şeylere e ihtiyacınız olduğunu markalar biliyor. Atıyorum aratmışsınız, en son ne almışsınız? Bir AirPods almışsınız. AirPods aratmışsınız ya da işte bir kalem almışsınız, kalem aratmışsınız. Bunlar artık arama motorlarına kayıt kayıtlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Zaten karşımıza çıkan reklamları da atıyorum bir tane ürün baktınız. O ürünü bakar bakmaz fark ediyorsunuz ki birden karşınıza o ürünle ilgili bir sürü reklam çıkıyor. Çünkü o sizi algılıyor ve reklamları da sizi hedef kitlenize göre e, yönlendirildiği için o reklamlar sizi buluyor. Şimdi e-mail marketing dediğimizde de zaten e, ilk başta Gmail'de gördüğünüz gibi, şu tarafta gördüğünüz gibi e, Data Duck var. Bana reklam diye bağırıyor burada. Çünkü reklam çünkü benim bunlar e, mailimi bir yerden bulamamışlar diyorlar ki ben reklam vermek istiyorum Google'a diyorlar e, şu Gmail'in içerisinde olan herkese ben bu maili göndermek istiyorum gibi e, bir sistemle gönderiyorlar hedeflerini kitlelerini oluşturuyorlar tabii ki ona göre geliyor ama sonuçta bu bir reklam maili ve bunlar benim mailime ulaştıkları için bunu bana göndermiyorlar burası böyle. Decathlon ben bir şekilde bunların bir e-mail havuzuna, mail havuzuna girmişim. Nasıl girmişimdir? Decathlon'dan alışveriş yapmışımdır. E mail havuzlarına girmişimdir ya da başka bir spor mağazasından alışveriş yapmışımdır. Decathlon o mail havuzunu kullanmıştır vesaire vesaire. E böyle bir sistemle sonuçta beni e mail havuzlarına almışlar ve bana bu Decathlon maili geliyor. Bana işte ücretsiz kargo fırsatıyla kışa hazırlan diyor. Hani beni bir ürün almaya, bir e hizmet almaya davet ediyor. Dediğim gibi AliExpress, Biletino buradaki e, çoğu tanıtımlar kısmına zaten tıkladığınızda Gmail'de diğer maillerinizde de aynı şekilde tanıtımlar kısmına tıkladığınızda genellikle reklam mailleri karşınıza çıkacaktır. Sosyalde ve diğer e, sekmelerde de bu reklam mailleriyle karşılaşabilirsiniz. Biz bunu e-mail marketing olarak nasıl kullanacağımızı detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Hangi araçlarla e-mail marketing yapılabilir? E, e-mail marketingin Temeli nedir? Nelere dikkat edilmelidir? Bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama bu dersimizde sadece dijital pazarlama kanallarını şöyle bir e, tanıyalım. Neler olduğunu görelim istiyorum. Geçtik. PPC Advertising. PPC Advertising aslında bizim dijital pazarlamada en çok kullanılan bir reklam modellerinden birisi. Yani dijital pazarlama kanallarının en önemli e, şeyi diyebiliriz. Pay Per Click Advertising diye geçiyor. Pay Per Click dediğimiz tıklama başına maliyet. Tıkma, tıklama başına maliyet reklamcılığı aslında maliyeti gerçekten e, uygun bir sekmeye çektiği için bizim için karlı bir reklamcılık oluyor. Reklam verenlerin çeşitli mecralarda gösterdikleri reklamların tıklanmaları sonucu maliyetlendirildiği online bir reklam modelidir. Sizin bir reklamınız gözüküyor ama o reklama kimse tıklamadıkça e, herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bu da aslında bir yandan mantıklı çünkü Reklamınız atıyorum 1 milyon görüntülenme almış ama görüntülenme başına maliyet çıkartıyorlar. Ama reklamınıza tıklayan kimse yok. E siz o görüntülenme başına aldığınız maliyet aslında size bir noktada zarar oluşturuyor. Bu da Pay Per Click Advertising'in avantajı diyebiliriz. Bu da e, dijital pazarlama kanallarından birisi diye anlatabiliriz. Geçiyorum. Search Engine, Ads ve SEO. Şimdi arama motoru reklamları ve SEO dediğimiz search engine optimization arama motoru optimizasyonu iki farklı önemli kavram. Şimdi arama motoru reklamlarına baktığımız zaman AirPods fiyatları dedim ben. Burada zaten başta AirPods Pro, Apple diye reklamlı bir şekilde bu AirPods fiyatları e, anahtar kelimesine reklam vermiş. Apple, Apple ben bu e, noktada en başta çıkmak istiyorum diyor ve sağ tarafta da Google'ın kendi işte fiyatları karşılaştırma şeyi çıkıyor. Hemen altında bir küçük kutucuk var. Bu kutucuk zaten Akakçe'nin işte AirPods'la alakalı uzun bir bilgilendirici mesaj yazmasından dolayı Akakçe'nin web sitesinde ödüllendirilmesinden kaynaklı böyle bir kutucukla karşılaşıyoruz. Burada güzel bir yazı yazmışlar. Ona tıkladığımızda biz yazıyı görebiliyoruz. Şurası Teknosa AirPods fiyatları en iyi anahtar kelimeyi en iyi şekilde optimize eden web sitesi diyebiliriz. Çünkü Teknosa ilk başta çıkıyor ve bu e, reklamsız bir şekilde çıkıyor. Burası da bizim SEO ile yapabileceğimiz kısım. Yani şurası Search Engine Ads diyoruz. Burası SEO diyoruz. Çünkü bizim arama motoru optimizasyonu ile yapılan kısım burası. E, burası da Akakçe'nin yazısının e, güzel, güzel olmasından ve düzenli olmasından kaynaklı Google'ın ödüllendirerek küçük bir kutucuk şeklinde ona yer bırakması olabilir. Buralar her zaman değişebilir. Karşınıza farklı şekilde şeyler çıkabilir. Reklam yerleri değişebilir. ...o süreçlere bağlı, zamana bağlı, şirketlerin... ...reklam politikasına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Display Advertising, görüntülü reklamcılık. Görüntülü reklamcılık web sitelerinde, uygulamalarda veya sosyal medyalarda... ...metin, resim, flash ve... ...flash video ve ses içeren... ...bazı reklam biçimleri aracılığıyla reklam yayınlamaktır. Zaten ben... Ee, ...burada da gördüğünüz gibi... onedio.com'a girdim. Bakın, OK, oyna kazan, indir. Burası reklamlardan birisi. Ben buna tıklar, tıklar tıklamaz uygulamanın içerisine gidiyorum. O ne diyor? Bu web sitesinden reklam almış. Şurada da bizim e, yine görüntülü bir reklamımız var. Bu görüntülü reklamımız yine tıklıyorum. E, web sitesi içerisinde bu alanı bana tahsis etmiş. Okey uygulama indir e, işte oyna kazan indir uygulaması içerisinde bize bir alan veriyor. O ne diyor içerisinde? Sonra bu alanda e, orada reklamını yapıyoruz. Sürekli bu burada kalıyor masaüstü ve tüm mobil cihazlar içinde barındırmaktadır. Yani istediğiniz bir web sitesinde bir reklam alanı aldınız. Bazen tabi anlaşmalardan anlaşmaları değişebilir ama o reklam alanınızı aldıktan sonra siz görüntülü reklamcılık yapmak istiyorsunuz. O reklam alanında sizlere tahsis edildi. Ondan sonra zaten hem mobil hem masaüstü cihazlarda o alanda siz çıkacaksınız ve oradan insanlar sizi görüntüleyebilecek, tıklayabilecek. Buralar dikkat çekici olursa, call to action ...dediğimiz kavrama uygun şeyler olursa... ...bir kişiyi çağırma... ...yani hani hemen tıkla kazan... ...işte hemen satın al... ...ücretsiz indirimlerden yararlan... ...büyük indirimlerden yararlanmak için... ...hemen tıkla gibi yazılar olursa... ...bunlar daha büyük avantaj sağlar. Zaten bunların da detaylarını... ...sizlerle diğer videolarımda paylaşıyor olacağım. Social Media Marketing diyoruz. Social Media Marketing, sosyal medya pazarlaması... ...bir ürün veya hizmetin... ...sosyal medya ağları üzerinde tanıtımının reklamının marka bilinirliğinin arttırılması gibi işlemlerin gerçekleştirildiği bir pazarlama yöntemidir. Social media marketing zaten kendi başına bir alan olmaya başladı. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn kendi reklam alanlarını oluşturdular, reklam maliyetlerini oluşturdular, reklam sistemlerini ve reklam arayüzlerini oluşturdular. Kullanıcıların reklam verirken güzel bir arayüze sahip olmaları için artık kendi panellerini oluşturdular. O yüzden social media marketing de günden güne gelişiyor zaten. Instagram'da gördüğünüz sponsorlu reklamlar, sponsorlu yazan her reklam zaten ücret ödenerek verilen bir reklamdır. Zaten sponsorlu reklamlarda ayrışabiliyor. Hatta 3-4 story kaydırdıktan sonra araya mutlaka bir sponsorlu reklam giriyor. Böyle gönderilerde de dikkatinizi çekecektir. Mutlaka araya böyle belli gönderiler giriyor, sponsorlu diye yazıyor. Bunlar social medya marketing içerisinde yer alan bazı taktiklerden ya da işte bazı pazarlama süreçlerinden biridir diyebiliriz. Bunu da detaylı bir şekilde diğer videolarımda nasıl yapılır, nasıl e, hedef kitle oluşturulur, neye göre e, bir pazarlama sistemi oluşturulur bunlara bakacağız. Kimlere göre Instagram'dan e, hedef kitle oluşturmalıyız, kimlere göre bazı şeyleri e, yönetmeliyiz bunları detaylı bir şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Content Marketing, içerik üreterek bir kitleyi çekmek korumak ve sonuç olarak karlı bir müşteri eylemi elde etmek için yapılan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır. Content marketing aslında bizim SEO tarafında da en önemli şeylerimizden birisi. Bir web sitesinin içeriği olmadan o web sitesini SEO'da güçlendirmemiz çok da mümkün değil. O web sitesine uygun içerikleri yazmamız gerekiyor. Bu içerik önem e, Google tarafında veya arama motorları tarafında yazılı olarak daha önemli bir plana çıkıyor. Fakat e, bir yandan da YouTube tarafında da görüntülü e, içerikler SEO için önemli olabiliyor. Yani content marketing de bizim e, kitlemize uygun, hedef kitlemizi tanımlayan ve kişilerin aratacağı ve aradığında doğru şeyleri bulabileceği yazıları uzun bir şekilde okuyabileceğiz. Böyle site içerisinde kalma sürelerin uzun olduğu içerikler üretmemiz gerekiyor. Bu da Content Marketing'e giriyor. Hedefinizi tanımlayın, hedef kitlenizi belirleyin, iletişim dili belirleyin. Yani sizi izleyen veya okuyan kişiyle aranızdaki bir bağdaki şeyi belirleyin, netleştirin, rakip analizi yapın ve özgün içerik üretin. Özgün içerik zaten içerik pazarlamasının en önemli şeylerinden, en önemli noktalarından birisi. Ve bu noktada özgün içerik üretmek önemli ve değerli. İçerik pazarlaması da dediğim gibi detaylı bir şekilde zaten ee, anlatacağım bunları dijital pazarlama kanallarından sonra. Diğer derslerimizde. Affiliate marketing çok önemli bir pazarlama tekniklerinden birisi ya da pazarlama kanallarından birisi diyebiliriz. Dijital pazarlamada da çok önemli. Daha geniş ve daha küresel bir izleyici kitlesine ulaşmanız için satış ortaklığı ile komisyon bazlı çalışma sistemidir. Yani affiliate marketing sistemi aslında siz bir e, YouTube'dan bir örnek vereyim. YouTuber'la anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki YouTuber'a benim e, şirketimin veya ürünümün veya hizmetimin Reklamını yap. Sonra o reklamdan ben kayıt başına size size belli bir ücret ödeyeyim. Yani o YouTube'da hesabının YouTube videosunun altında hemen bir link paylaşıyor. Sizin kayıt linkinizi paylaşıyor. Uygulamanızın veya hizmetinizin kayıt linkini paylaşıyor. O kayıt linkinden kayıt olan kişilerin başına siz de o YouTuber'a, YouTube içerik üreticisine belli bir ücret ödüyorsunuz. Yani siz bu noktada aslında bir satış bazlı komisyon tekniği kullanıyorsunuz. Onlar da ee, o şekilde kendilerini pazarlayarak e, ne kadar o satışı yükseltmeye çalışırlarsa o kadar para kazanıyorlar. Affiliate Marketing bunu böyle sistemli bir şekilde yapabilmek, e, dönüşüme çevirebilmek ve hem e, şirket tarafından ürün veya hizmetin sunulduğu taraftan hem de e, bu işi yaptırdığınız kişi tarafından karlı bir iş modeli oluşturabilmek üzerine kurulu bir pazarlama sistemi diyebiliriz. Şu an e, dijital pazarlama kanalları tarafında Anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarımda da detayları göreceksinizdir. Ee, bunun dışında sormak istediğiniz, benim unuttuğum, atladığım bir şeyler olursa YouTube yorumlar kısmından e, paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarım aşağıda geçecek ve e, o aşağıda geçtiği süreçte de e, bana sorularınızı sorabilirsiniz. Onun dışında sormak istediğiniz bir şey olursa yine dediğim gibi sosyal medya hesaplarımdan olabildiğince sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. YouTube yorumlar kısmından da olabildiğince sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Güzel içerikler gelecek. Abone olursanız, beğenirseniz videolarımı çok sevinirim. Çünkü içeriklerin üretilme sürecinde gerçekten uzun bir emek sarf ediyorum. Ve bazen motivasyona ihtiyacım oluyor. Bu motivasyonda da benim şu an için sizlersiniz. Umarım daha da büyük bir kanal olacağız. Umarım daha da hızlı bir şekilde büyüyeceğiz. Daha güzel kaliteli içerikler üreteceğim. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.